Merhaba sevgili arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Bugün 17 Eylül Cuma, Belmont Park Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Nihayetinde Belmont Park'a yine kavuştuk. En azından buradaki veriler, işte burada baktığınız, gördüğünüz gibi hemen kırmızı ışık yanıyor. Yani var. Güzel bir program var yine. İki tane de listed yarışının olduğu bir program. 9 koşu yapmışlar. Genelde zaten Cuma, Cumartesi pazarları. TJK'mız sağ olsun bizi boş bırakmıyor. Dolu dolu oynayayım diyor. Ben bugün bu videoyu açık bırakacağım çünkü sebebi zaten hem arkadaşlara ayıp olmasın. Ben şimdi sürekli özel olarak yayılıyorum da ama böyle 9 koşulu bazen iyi yarışlar oldu mu açıyorum. Yani ben de çünkü herhangi bir sıkıntı yok. Ama sadece bu kanalı açmamın sebebini zaten daha evvel belirtmiştim arkadaşlar. Ben fazla vaktinizi almak istemiyorum. Hemen direkt konuya gireceğim. Çünkü şu anda çıkanlar belli olmaya başladı. Ben çünkü programı tam hazırladım, bitirdim, video aşamasına geçeceğim. Çıkanlar belli olmaya başladı. Çimlerdeki oranlar yoktu. Şimdi eğer bu çıkanlar belli olduğuna göre büyük ihtimalle oranlar da açılabilir ama kesin demiyorum. Çünkü saatler yaklaşıyor. Ben fazla sözü uzatmıyorum. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Hemen yarış programımıza başlıyoruz. Birinci koşudan itibaren. Bugün erken başlıyor. 9 koşulu yarışlar oldu mu? Genelde Belmont Park tiplerinde saat 20'de başlıyor. Bir şartlı yarışla başlıyoruz. 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışıyla. Birinci altılı Ganya'nın birinci ayağı startını veriyoruz. Herkese bol kazançlar, bol şanslar. Bugün sizlerden ultra altılı kazanmanızı istiyorum arkadaşlar. Artık altılı, bahis, ikili, oyun oynuyorsanız bugün ben sizlere bir şeyler kazanacağınıza inanıyorum arkadaşlar. Evet, birinci koşuya baktık. Bir nol safkan çıkmış. Bakalım bizde var mı? Yok. Ben hemen oranlara bakayım. En azından kum yarışının oranları var. 5 nolu Tapalis. Bakalım kontrolümüzü yapalım. 5 nolu Tapalis mi? Evet, Tapalis. Doğru adresteyiz. 5 nol safkan. Burada gördüğünüz gibi 1.45 gibi orana sahip. Bazı yerlerde 1.20'ye kadar düşen bir oranı var. 5 nolu safkandan sonra 7 nolu safkan 2 lira orana sahip. 6 nolu safkan 6 lira. 4 nolu safkan 6.5 lira. 3 nolu safkan 10 lira. 2 nolu safkan da 22 lira. Burada gördüğünüz gibi 1 nolu safkan yok. Ben de çalışmalar yaparken biri görmedim. 7 safkan gözüküyor dedim. 6'sı niye verdi? Demek ki biri çıkmış yarıştan. Hemen programımıza geçelim. Bu 1. altılı Ganya'nın 1. ayağında. Ben 7 kumarı biraz ön planda tutuyorum. Bu Inton Bishop temsilcisi Joel Rosario ile en azından bende biraz daha bir tık da olsa ön planda çıkıyor. Ama tabii ki 5 nolu Tapalis yurt dışında bayağı direkt safkanı olan bu tonal istemiz ise Ramon Vasquez de yine çok şanslı. Zaten safkanın genel görüntüsü oldukça iyi. Zaten son 4 yarışın 2 birinciliği bir ikinciliği olan bir safkan ve Türkiye'de AGF'lerde bayağı lider konumda olan bir isim. Bir de ben bunların yanına 3 nolu Heavy Roller, Malibu, Muntepsi ise Omar Hernandez, Moreno'da şans vermek istiyorum arkadaşlar. Yani 7-5-3 benim önceki şans verdiğim isim ama burada bir 6 nolu Ektibar'a da bu Benardi'yi temsilcisi yani Dylan Davis'te bir dikkat etmekte fayda var. Genelde bu tip atlar sürprize yakın isimler oluyor. Ama 7-5-3 daha sonra 6. Günün ikinci koşusu Maiden 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metrelik çim koşusunda 7 safkan arasında koşacak olan bu çim yarışının bakalım inşallah oranları vardır inşallah açılmıştır. Ben çalışma yaparken kapalı çünkü bakalım bir şansımızı deneyelim hadi bakalım. Kapalı mı açık mı? Oo, açmaya başlamışlar. Bu güzel. 3 nolu safkan 2.25. Herhalde oranlar yeni açıldı. Ondan mı böyle yakın birine? Neyse. 3 nolu safkan 2.25. 5 nolu safkan 2.25. 1 nolu safkan 4 lira. 6 nolu safkan 6 lira. 2 nolu safkan 6.5 lira. 4 nolu safkan 9 lira gibi orana sahip. Ben programa geçeyim. Fazla da vaktinizi almak istemiyorum çünkü. 7 safkan koşuyormuş. 1 safkanın oranı en azından bunun tamamı bittince görürsünüz. Ben burada 5 nolu Baltus, bu Galileo temsilcisini, Irat Ortiz Junior stat adamı safkan bir chat buranın arasında orijin olarak 10 numara bir orijine sahip. Ben ilk yarış olmasına rağmen çok kaliteli bir safkan görünümünde. Zaten Galileo'lar rüştünü ispatlamış. İlk kez start oluyor 2000 metrelik maiden yarış. Valla kazanmasını bekliyorum. Baya bir kalite safkan. Şu anda oranlarda bakalım kaçıncı sırada dedi. İkinci sıra ama yok. AGF'ler hemen hemen oranlar eşit olmuş. İlk kez koşacak olmasına rağmen ben kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Benim alternatif bir banko adayım olacak. Yani ben bugün bu safkanın bir aksilik olmadığı takdirde kazanmasını bekliyorum. Yani ilk yarışta olsa fark etmiyor bunlar da. Adamların her türlü yetiştirme stilleri farklı zaten. Rakip arıyorsanız 3 nolu Summer Silent ve Union Rocks temsilcisi Joel Rosario ile şu anda gördüğünüz gibi Türkiye'de favori konuda olan bir isim. 1 nolu Provon Inoct bir Blam temsilcisi Jose Lescano olur. En azından performansı fena değil. Bir de 4 nolu Kano Kuyek bir Flying Shy temsilcisi Manuel Franco ile de en azından bu safkada rakip almak isteyenler için önereceğim isimler. 5 bende bayağı önde.
3-1-4 de rakip olarak isteyenler için. Günün 3. koşusu Yedili Plase ve Üçlü Kayanayamızın açılış ayağında bir şartlı dişlere ait 3 ve yukarı İngiliz'in 1700 metre kum yarışında. Evet, Altın Oğuz Safkan yarıştan çıkmış. Bir bakalım. Evet, bizde yok. Ben hemen oranlara bakayım buradan arkadaşlar. Bir oranlara dönüş yapalım. Evet, burada gördüğünüz gibi 7 Oğuz Safkan 66 lira orana sahip. Bu ikinci ayaktaki Safkan için diyorum. Hemen 3. koşuya bağlanalım. Evet, burada da gördüğünüz gibi 5 Non Safkan 2.25 orana sahip. 4 Non Safkan 2.5 lira. 1 Non Safkan 3 lira. 3 Non Safkan 6.5 lira. 7 Non Safkan 9 lira. 2 Non Safkan 10 lira. Hemen programa geçelim. Vakit kaybetmeden. Arkadaşlar, benim bankom bu ayakta çıktı. Evet, yurt dışında bakalım 5 favoriydi. Burada 5. Türkiye'de 4, ben de 4'ü banko vereceğim zaten. 4 on Perfect Grace, bu tapit temsilcisi John Velasquez start alıyor. Bayağı kalite bir safkan, orijinin görüntüsünde olan bir safkan. Ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Koşmuş olduğu yarışlar zaten hep iyi. Maiden'a veda ettikten sonra ben bu yarışı da kazanıp, safkan zaten seriyi seviyor. 3 tane ikincilik serisinden sonra şimdi birincilik serisine devam etmesini bekliyorum. Böyle bir grup için iyi bir grup. İkamesi de çok iyi. 4 on Safkan, Perfect Grace, John Velasquez de benim banko ismim olacak. Bu 7'li plase ve 3'lü Gayan Ayan'ı için. Günün dördüncü koşusu, ikinci altılı Ganyan ayağımızın da açılış ayağı olan bir Maiden, yine dişilere ait. 2 yaşlı İngilizler 1600 metrelik çim koşusunda. Evet, burada da çıkanlar başladı. Bakalım bizdeki çıkanlar var mı? 1-10, bakalım. 2. Evet, bir tanesi çıkmış bizim. Yok, iki tanesi çıkmış şimdi. İki tane yazdığım safkanlar çıkmış. Neyse, onları biz de karalayalım. Gerçi benim önerdiğim safkanlar yedekler kısmındaydı. Arkadaşlar, burada 1 ve 10.000 olan safkanlar ekürü. Bir de 12 ekürüydü ama 12 çıkmış. Bu bir Godolphin ekürüsü. Geri kalan safkanlar zaten 5 çıkmış, 8 çıkmış, 12 çıkmış. Hemen bir bakalım bu Maiden dışılara ait 2 yaşlı İngiliz'in 1600 metrelik çim kursunun hemen oranlarına bir bakalım arkadaşlar. Umarım açılmıştır burası da. Çok güzel detaylar var. İnanın, yani onları bakmak bile, seyretmek bile bizi zevkli. Godolphin'ler zaten her yerde var. Evet, burada 1 nolu safkan 3.30 orana sahip. 7 nolu safkan 4 lira. 10.000 nolu safkan 5 lira. Bu 1'in ekürüsü arkadaşlar. Yani 1-11 burada ekürü. 4 nolu safkan 5.5 lira. 10 nolu safkan 5.5 lira. 3 nolu safkan 6 lira. Burayı bekleyelim. Ben hemen videoyu durdurayım. Devamını geldikten sonra devam edelim. Evet, diğer safkanlar şu şekilde. 9 nolu safkan, 2 nolu safkan 6. Yani 9-2-6 12'şer liralık orana sahip arkadaşlar. Hemen programımıza geçelim buradan. Ben burada 1 nolu Miss You Ella, her iki ekürde hazır kıta. İki kardeş biniyor. Rat Ortiz Junior, Jose Ortiz Junior. Bu Junior değil, bu büyük Jose Ortiz. Yani ikisi de kardeş. Bunlar aşiret arkadaşlar. Bunlar Elazığlı aşiret bunlar. Bunlar sülalesi kalabalık. Yani Amerika'nın diğer eyaletlerinde Ortiz görürseniz şaşırmayın. Bunların ya amcaoğlu ya emmeoğlu. Yani kalabalık yerler bunlar. Bunların şeyi buradan geçiyor. Bir gün ben size bir anımı anlatacağım ama aklıma gelmişken söyleyeyim ya. Bazı arkadaşlar kızıyorlar. Ben en son bu at antrenörlüğü için İstanbul'da sınavlar oldu. Tabii benim ipodromda senelerce görev yaptım. Hani at binekliği yapıyordum, idmanlara çıkartıyordum. Yani çünkü elimizdeki o atlar vardı, tanıdıklar bizi çağırıyordu. İlman sen işte idmanlarını takip et, binekliğini yap. Sahaya ben götürdüm, taktiği ben verdim. Yani yarış taktiği değil de çalışma taktiklerini. İşte Ali Rıza Yıldız'la çalıştım, Mehmet Bulut'la çalıştım. Mahmut Zayyurt bir ara geldi, Ertan Sevindik geldi. İsmet Tufanlı, yani Ahmet Atçı'ya bir gün verdim ama onun muhabbetini ben bir gün eğer aklımda kalırsa, ama sizler de hatırlatın, anlatayım. O komiklikten gittim ben orada. Bunları yapıyordum. Yani en son sınava girdim. İşte Mahmut İstanbul'da girdim, Veli Efendi. Gittik oraya. Ama o gün var ya, bir hava değişimi İzmir'den oraya git. Hava değişiminden benim kafam çatlıyor. Bir de oruç tuttum bugün. Ramazan gününe denk geldi. Abi sabahın körüne gittik. Tabii hava farklı. Benim çatlıyor. Beynim çatlıyor. Ne zaman böyle bir yere gittiğim zaman hava değişikliğinden kafam böyle 2 gün 3 gün sürekli ağrı böyle. Bir de oruç tutsun üstüne. Sınava girdim. Şimdi oradan nereden neyi konu getireceğimi şaşırdım ya. Benim ezanı dinliyorum çünkü şu anda. Neyse, oradan imtihana gir, bilmem ne yap. Yani anlatmak istediğim şey şu. Mahmut Zeyrek'le beraber seni Yılmaz dedi, gel dedi, beraber sınava girip Ertan Sevindik orada. O da birkaç gün öncesinde, hatta bir hafta öncesinde mi ne, düşmüştü attan, ayağı kırılmıştı alçı içinde. Zaten bir daha da yarış bilmedi. Onlarla birlikte imtihana girdim.
Bu Mehmet Altunbaşlar geldi. O zamanlar jockeydi bu. Şimdi anons ediliyor. Yani kimler var diye sınava girecekleri anons ediyor. Altunbaş sayıyor da sayıyor. Ama inanır mısın? Aralıksız şekilde nereden baksan 30-40 tane geçti yani. Mahmut dedi ki, ne yaptın dedi lan? Bütün köyü mü getirdin dedi. Ya dedi, bir kişiye söyledim dedi. Bütün köy aşiret geldi dedi. Tamam mı şimdi? Yani Altunbaşlar'ın 7 sülalesi sınava girdi ya. Düşünemiyor musun? Hani o Veli Efendi'yi bilenler bilir. Alt tribünün altında her tarafa masa sandalye koydular zaten. İmtihan orada olundu. Ben orada oldum ama yani ikinci kategoride olduğum için kaybettim. Hani birinci kategoride girenler lisanslı olanlar. Yani ya apprentice jockey şeyi ya da işte hipodromda görev yapmış. Yani antrenör değil. Neydi o? Teknik görevde yapanlar. Bilmem neler. Yani anlayacağınız da burada aşiret yani. Bunlar da aşiret. Altınbaş aşireti gibi. Neyse nereden nereye geldi aklımıza ya. Gelelim bu dördüncü koşu. İkinci altılı Ganya'nın ilk ayağına hemen buraya baktıktan sonra şu oranlara baktık mı biz? Baktık evet. Bunlara baktık. Kafa gitti. Kusura bakmayın. İptal olduk. Bir nolu Miss You Ella. Bu ekürü avantajıyla ben çok önde tutuyorum. Ama burada 10 nolu Old Shoal. Bir Frankel temsilcisi. Bu kesinlikle bu Frankel'i buraya göreceğim. Bir de çim göreceğim. Kesinlikle es geçmeyeceğim. Böyle bir safkan. Bir de John Velasquez. Bir de usta antrenörün elinde olacak. Böyle Todd Pletcher gibi. Hayatta ben unsuz, onsuz oynamam. Bugün niye sürpriz çıktı bu safkan ben anlamış değilim. Ama safkan iyi. 2 nolu Aaron Glow. Bir medalya doğru temsilcisi. Louis Sizer start alan bir Godolphin ekürüsü. William Mott antrenöründe. Kesinlikle yazacağız arkadaşlar. Yani 1-10-2 öncelik olarak yazacağız arkadaşlar. Bu Frankel zaten yarış hayatı boyunca hiç geçirmedi. Zaten birkaç tane yarışını da seyretmek nasip oldu bana. Çok kalite bir ağır bir safkan. Doğru muydu ya? Doğru değildi. Biraz ala kaçıyordu ama çok güzel bir attı. Adamlar en güzeli yaptı. Genç yaşta aygırlığa çevirdiler. Yani dönemin İngiltere'de koşan müthiş bir safkanıydı. 1-10-2 arkadaşlar. Önce şans verdiğim isim. Geriye kalanlardan benim 3 tane işaretledim vardı ama 2 tanesi çıkmış. Bunlardan 7 nolu Diamond Hunts, bu Frosted temsilcisi Jose Lescano'la eğer ilave etmek isteyenler için önereceğim son isim olur. 1-12 daha sonra 7 nolu safkan. Kusura bakmayın biraz konuşuyorum ama ne yapacaksınız arkadaşlar? Burada evde yalnızız. Kimle konuşacağım? Sizinle konuşacağım. Başka çare yok. Geldik 5. koşu. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik çim koşusunda. Evet burada bayağı çıkanlar var. 1, 4, 6, 11. Bakalım bizden çıkanlar var mı? Bizim atlar çıkmamış. Evet. Hemen bu şartlı yarışın oranlarına bir bakalım arkadaşlar. Acayip ter bastı bindi ya. Neden acaba? Evet buradaki oranlar da açıldı. 9-10 safkan 1.50. 2-10 safkan 1.75. 5-10 safkan 6 lira. 3-10 safkan 9 lira. 7-10 safkan 11 lira. 10-10 safkan 12 lira. Buraya biraz bekleyelim. Son olarak da 8-10 safkan gözüküyor. O da 22 lira oranına sahip. Hemen programımıza geçtik. Arkadaşlar ben burada iki safkan arasında görüyorum. Bir tapit temsilcisi olan 9-10 Seis Miss Wow. Orijin mükemmel. Anneden de bir ana bağ gibi. Gerçekten kalite bir kısrak bu. Babası ana bağ. Türkiye'de zaten bir adalılarına bir ayık bir safkan vardı. Dişi bir at vardı. Hatta Hızel Bey'ini fotoda kaybetti. Bir ana batayıydı o da. Ertuğrul Can Kılıç bilmişti hatta. İsmi şu anda aklıma gelmiyordu. Hızal Bey birinci oldu ama tam burunla son anda bu ana bağın tayını da şey bilmişti. Ertuğrul Can Kılıç bilmişti. Karataş kazanmıştı Hızal Bey'le. Yani onun çim orijini mükemmel yani. Bu safkan Chet Brown arası. Ve şu anda ikinci sırada benim favorim iki nolu Antentay. Bir Power Broker temsilcisi Rat Ortiz Junior Stat Am safkan da bana göre en sert ciddi rakibi oldu. Yani ben bir iki safkan arasında görüyorum. O yüzden 9-2, 2-9 nasıl kabul ediyorsa ama 9 bende bir tık da olsa ön planda çıkıyor. O yüzden bu iki safkanı yazıp bayağı bir şekilde geçebiliriz arkadaşlar. Günün 6. koşusuna geldik. Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik kum yarışı. 1 ve 10 nolu safkanların da ekür olduğu bir yarışı görüyorsunuz. Claravis Stables bu at sahibine dikkat edin. Bu her yerde atları olan büyük bir şirket aslında bunlar. Nasıl at şirketleri varsa Godolphin sonuçta bir şirket gibi bir şey. Ya, bu da onlardan birisi. Hemen buradan ne yapıyoruz? Atların oranlarına bakıyoruz. Evet, açılmasını bekliyoruz. 3-10 safkan 3 lira, 7-10 safkan 4 lira, 1-10 safkan 4 lira, 2-10 safkan 4,5 lira, 10-10 safkan 5,5 lira, 8-10 safkan 8,5 lira. Oranlar gördüğünüz gibi çok çok yakın birbirine. Diğer safkanların oranları da açılsın. Evet, 8'den sonra 5-10 safkan 11 lira, 4-10 safkan 16 lira, 6 ve 9-10 safkanlarda 25 lira ve 33 lira gibi oranına sahip. Geldik bu 6. koşu. Bana göre en kalabalık yazılması gereken yarışlarımızın birisi. 1 nolu Swing District.
ekürü avantajına sahip. Her iki ekürü de bana göre çok hazır. Tabii risk alıp ekürleri tek atarsınız veya iki atla geçersiniz. Tamamen size kalmış arkadaşlar, tabii her şey bütçeye bağlı. En ciddi rakip olarak şu anda favori konumda olan bir Uncle Mo, kumun gerçekten etkili bir orijini. 3 nolu Avjan, Rad, Ortiz Junior'la Todd Brecher arasında alınan bu safkan. Yani büyük ihtimalle bu ikisinin sanki kapışması gözüküyor arkadaşlar. Ekürlerle 3 nolu safkan yani bir tık da olsa ön planda gözüküyor. Ama diğer rakipler de bayağı sağlam gözüküyor. Bunlardan 7 nolu Platonic Power, bir Platonic K temsilcisi Louis Size'de. Yine bir Todd Brecher'ın diğer safkanı 2 nolu Kayrama. Bir Cairo Prince temsilcisi, böyle pistlerde harika koşan detaylar veriyor. Ortiz'de start oluyor. Ve 4 nolu Atlantic Dancer, bu kadar atın içinde bir Amerikan Paro, bir de kumda yazmayacağız, olmaz arkadaşlar. John Velasquez'e sürpriz de olsa yazacağız, böyle safkanları kesinlikle af geçirmeyiz. 1-3-7-2-4, ben bu safkanları biraz daha birincilere yakın görüyorum ama 5 nolu Love is Great, bu Tapitura temsilcisi Eric Chancel'a en azından yarış görmüş bir isim. Bir de 8 nolu Back to Woods, Black Flashback temsilcisi Javier Castellano'ya en azından yine yarış koşmuş. İyi bir safkanlar. Bunları da değerlendirebiliriz. 1-3-7-2-4. Önce 5-8 ile burayı çoğaltmak isteyenler arkadaşlar için. Günün 7. koşusu. Evet. Bir Islet Four Stakes koşusu. 3 yaşlı İngiliz'e 1200 metrelik çim koşusu. Yani bir açık yarışımız var. 8 safkanın yer aldığı bu koşunun. Bakalım oranların umarım açılmıştır. Şansımız değilim ama açılmıştır. Bittim. Saat geliyor çünkü. Evet. Evet açılmış. Bingo yaptık. 7 nolu safkan 2 lira, 6 nolu safkan 3 lira, 3 nolu safkan 3,5 lira, 1 nolu safkan 4,5 lira, 5 nolu safkan 6 lira, 2 nolu safkan 8,5 lira gibi orana sahip. Hemen programa geçeyim, fazla da vakti almayayım çünkü saatler ilerliyor. Ben burada 6 nolu Big Everest, bu The Gurkha orijinli Joel Rosales Tatam safkan meydana çıkmış bir isim ama ben bugün bu safkandan çok ekstra bir yarış bekliyorum, kazanmasını bekliyorum hatta. Şu anda AGF'lerde 3. sırada olan bir isim. Yani ben bugün bir bakıma kazanmasını bekliyorum bu safkanın. Ben de alternatif de olsa bir banko adayım. Rakip arayanlara 2 nolu Momos, bir Distort Hammer temsilcisi John Velasquez'i start alan safkanında performans olarak bayağı iyi görüntüye sahip. 3 nolu Arzak, bu Not This Time temsilcisi, anneden de bir Tapit, Rad Ortiz Jr. gibi usta jokeri start alıyor. Son yarışı kazanan formda bir isim. Bu yarışa da çok hazır giriyor. Benim öncelik şans verdiğim isimler ama bir de tabii ki şurada 7 nolu Jackson Travel var. Yurt dışında favorisi, Türkiye'nin açık ara favorisi olan bir Mönch temsilcisi Jose Ortiz'e start alıyor. Anneden de bir aftermarket imzası görüyoruz. Görüyorsunuz yani bu safkanlar Türkiye'de çok tayları var. Yani bu safkanı ben neden geri planda tuttum? Bu safkan çim koşmadı galiba. Ben çimini görmedim çünkü de. Bir daha bakalım sizin yanınızdayken. Çim bir kere koşmuş. Dördüncülük mü ne elde etmiş? Üçüncü mü? Evet. Üçüncülük elde etmiş. Şurada gördüğünüz gibi. Yani genelde iyi yarışta koşmuş, iyi gruplarda koşmuş ama kum ağırlıklı bir safkan. Burada çimini göstermedi ama şurada çiminin bir tane yarışını var. İşte bir çim yarış koşmuş. Hem de açık yarış koşmuş yani. Açık yarışın 14, yani üçüncülüğü bile 14.000 dolar kazandırmış. Yani bayağı büyük bir yarış üçüncülüğü bu. O yüzden yazacağız arkadaşlar. Ama isterseniz 6-7'yi ön plan alalım. Daha sonra 2-3. Yani tercih tamamen sizin. Ben sadece 7 şeyini görmediğim için ama açık yarış koştuğun net burada. Çünkü bir yarış koşup da üçüncülük elde edip 14.400 dolar alıyorsa bu yarış çok üst düzey bir yarış. O yüzden kesinlikle favoriliği haklı büyük ihtimalledir. Ben ama her şeye rağmen 6'yı biraz daha benimsediğim için 6'yı ön plan aldım ama 7'siz de oyun oynamayın derim. Geldik günün bir sonraki koşusuna. Hani biraz kafanızı karıştırıyor gibi olacağım ama ne yapacaksınız arkadaşlar? İnce eleyip sık dokumak lazım. Yine bir açık yarışımız var. Dişilere ait 3 yaşlı İngiliz'in 1200 metrelik çim koşusunda. Burada da oranlara bir bakalım. Burada da 2-3 altın olsa safkan çıkmış. İyi, bizim safkan çıkmamış. En azından bir ara ondan korktum. Çünkü benim tekim burada. Evet, bekliyoruz açılmasını. Evet, 10 nolu safkan 1.75, 5 nolu safkan 3 lira, 9 nolu safkan 3.5 lira, 8 nolu safkan 4.5 lira, 1 nolu safkan 8 lira, 7 nolu safkan da 12 lira gibi orana sahip. Hemen programa geçelim. Arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi 3 safkan çıkınca 7 safkan kalıyor. Biraz da matematiğim iyi burada. Ben 10 nolu bye bye, evet bu bye bye, her ne kadar giderken vedalaşırken konuştuğumuz kelime ama bu bye bye, bu Inton Michi temsilcisi Oval Rosario'yla bana göre bu yarış kazanması en normal sonuç olur. Ben de banko olarak tutuyorum arkadaşlar. Benim bugünkü bankom bu Inton Michi temsilcisi olacak. Olmadı bye bye Joel Rosario ile. Zaten safkan performansı harika. Kazanmaması için bence hiçbir neden yok. Yani engel yok yani. Geldik son koşu.
Maiden dişilere ait 3 ve yukarı İngiliz'in 1200 metre kum yarışının hemen oranlarına yapalım, programı bitirelim. Çünkü bir de yüklemesi var bunun. Birinci altıyla yetiştirmeye çalışacağız bakalım. 19.37 şu anda saatler. Yetişir mi? Vallahi yetişmez gibi geliyor ama bakalım yine şansımızı deneyelim. Evet, burada 9.10 safkan 1.50, 8.10 safkan 3.5 lira, 6.10 safkan 5 lira, 2.10 safkan 6.5 lira, 3.10 safkan 8 lira, 1.10 safkan 10 lira. Ben şimdilik bu oranları alayım. Diğer oranlar artık kalsın, yapacak bir şey yok. 9.10'u Telaper Fök Tale, Before Tales temsilcisi Javier Castellano Statalam safkan son yarışındaki güzel ikinciliği. Bir de aynı koşunun 8.10'u Now It All Red, bir Dialed In temsilcisi olan bu safkanda Eric Chancel'a yine aynı yarışın üçüncüsü, yani ikinci ve üçüncü olmuşlar bu iki safkan. Birbirlerine yine geçmek için mücadele girecek. Ben 9-8'i biraz daha ön planda tutuyorum. Yani bu iki safkan büyük ihtimalle yarışın önde iki isim olacak. Ama bu ikilinin dışında da at yazmak isteyenler de Altınolu, Little My Scarlet, bir Girolamo temsilcisi Jorge Vargas Junior'la en azından bu safkan da kötü değil. Bir de iki nolu Banana Fanda Foe, bir Central Banker temsilcisi Jose Ortiz'e de en azından 3 yarış koşmuş, totosu yok, 0 gözüküyor ama safkan her an devreye girecek bir kapasiteye sahip bir isim, onu da belirteyim. Birinci koşu şablonda 7-5-3, daha sonra 6. İkinci koşu 5, daha sonra 3-1-4. Üçüncü ayak, üçüncü koşu 4 tek. Dördüncü koşu 1-10-2, daha sonra 7. Beşinci koşu 9-2, altıncı koşu 1-3-7-2-4, daha sonra 5-8. Yedinci koşu 6, daha sonra 2-3-7. Sekizinci koşu 10 tek. Son koşu 9-8-6-2. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.